Arkadaşlar başlıyoruz. Sesim geliyordur herhalde. Seste bir sorun yoktur. Olursa zaten ses gelmediği anda yazarsınız zaten. En son nerede kalmıştık? Şurada Totient'in ne olduğunu anlatıyordum. Totient şuydu. Bir Totient fonksiyonu dediğimiz bir şey var. Bu fonksiyon şu işe yarıyor. Bir asal sayının bir eksiğini bize geri döndürüyor. Bunun kullanımını dedik ki RSA'da göreceğiz. Özellikle şuradaki totyent çarpımını göreceğiz. Mesela şöyle bir şey var. 21 hangi iki asal sayının çarpımı? 3 ve 7'dir bunlar. 3'ten 1 çıkarıyoruz. 7'den de 1'i çıkardığımızda yani bunların totyentlerini falan alıp çarptığımızda burada 2 çarpı 6 12 elde ediyoruz. Bunu RSA'nın uygulamasında zaten göreceğiz. Şuradaki sayılar teoremiyle ilgili şu anda bizi ilgilendiren pek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar biz buraya kadar ne gördük? Simetrik kripto sistemleri gördük. Simetrikte ne vardı? Gizli anahtarımız vardı. Bu gizli anahtarın nasıl dağıtılma problemimiz vardı. Bununla çözümleri falan gösterdik. Şimdi ise asimetrik kripto sistemleri görelim. Şimdi arkadaşlar asimetrik kripto sistemlerde iki tür anahtar kullanılır. Bu anahtarlardan biri açık ya public anahtar. Bu herkes tarafından bilinmeli. Yani mesajı şifreleyen de deşifreleyen de yani herkesin görmesinde hiçbir sakınca yok bunda. Bir de private gizli anahtar var. Bu mesajları yani şu anda biz imzanın ne olduğunu şu anda bilmediğimiz için mesajları çözmek için kullanıldığını bilelim. Bu neden asimetrik? Çünkü iki tarafta da farklı anahtarlar var. Bu şekilde hani ayna örneğini falan vermiştik simetrik için. Burada hani aynanın karşısına falan geçtiğimizde iki farklı şey olduğunu görüyoruz. Bunun için asimetriktir. Yani tam bir ayna örneği olmuyor bunda. Tabii şekil üzerinde biz bunu daha rahat görebileceğiz. Şekil olarak bir uygun bir şekil bulsam onu o şekilde anlatsam daha mantıklı olacak da. Yoksa şu şekilde yaparız biz de. Şimdi arkadaşlar buradaki simetrik yazısını kaldıralım. Hani biz asimetriyi şu uygun şekil bulamadığım için bunun üzerinden anlatacağım. Şöyle şunu da kaldıralım. Şimdi güvenli anahtar rahatım mekanizmasını kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Hani şuradaki olayımız da gidiyor değil mi? Hani şuradaki iki anahtar birbirine eşit olmayacak. Şurada şifrelemeyi yapan kişi herkes tarafından bilinmesinde sakınca bulunmayan bir public anahtarla şifreleme yapar. Ve bu public anahtarla şifreleme yapılan şeyin deşifreleme işleminde buradaki kişi kendi gizli anahtarını kullanır. Hani simetrikte ne oluyordu? Aynı anahtarla şifreler, aynı anahtarla da ne yapardık biz bunu? Deşifreliyorduk. Hani şuradaki gördüğünüz üzere. Yani bununla ne yapıyorduk biz? Şifreliyorduk. Aynı anahtarla deşifreliyorduk. Ama artık öyle bir şey yok. Yani şifreleme işleminde kullanacağım anahtarı herkes bilebilir. Yani herkes benim anahtarımla şifreleme yapabilir. Ama onu deşifreleme işlemini yapabilecek tek bir anahtar var. İşte bunun gizli tutulması lazım. Çünkü maksat buradaki şifreli metnin çözülmemesi. Onun için böyle bir şey yapılıyor. İşte asimetrinin genel kullanım yöntemi bu şekilde oluyor. Bunun da zaten birçok örneği var. Şimdi slaytımız üzerinde, sunumumuz üzerinde zaten bunu daha rahat açık bir şekilde göreceğiz. Şöyle ilk sayfalara geri dönersek. Uygulama şeyleri falan var. Şifreleme ve deşifreleme de bu sistem. Yani asimetrik kripto sistem kullanılıyor. Dijital imza dediğimiz kimlik doğrulama. Hani güvenliğin temel prensiplerinden biriydi bu authentication. Hani ne yapıyorduk? Ben bunu yolluyorum ama bu şeyin verinin benden geldiğine dair karşı tarafta bir güvence vermem lazım. İşte bu kimlik doğrulama işlemi. Bunu yaparken işte bir gizli anahtar kullanılır. Bir de anahtar değişim işlemlerinde bunları şimdi göreceğiz. Şimdi bunun en önemli uygulamalarından biri RSA şifreleme algoritması. RSA'nın işte burada tanımları falan yapılmış. Bunu merak ediniz olursa okursunuz. Mesela ismi nereden geliyor?
Bunu MIT'de 3 tane bilim adamı şey yapıyor. Onların isimlerinin baş harflerinden falan geliyor. Şuradaki güvenliği büyük tam sayının çarpanla ayrılması zorluğu diyor. Bunun neden böyle olduğunu şimdi göreceğiz biraz sonra. Şimdi RSA ile nasıl şifreleme yapabiliyoruz? Onu şey yapalım. Diyelim biz RSA algoritması kullanacağız ve bir veriyi şifreleyeceğiz. Bunu burada adım adım uygulaması üzerinden görelim. Onun için şunu bir uygun Paint ortamına şöyle. Şuradaki fazlalığı kaldırayım. Yazım için alanım olsun. Bakın arkadaşlar, birinci işleme dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuradaki birinci işlemde göreceksiniz. Öncelikle iki tane asal sayı seçiyoruz arkadaşlar. Yani iki asal sayı seçeceğiz. Şimdi asal sayılar çok önemli. Hani şifreleme şeylerinde çok önemli. Neden? Çünkü hani çarpanlara ayırma işlemlerinde asal çarpanlara ayırma diye bir konu var. Ve de bu asal sayılar hani şifrelemede key olarak kullanılmakta. Yani direkt olarak ya da ya doğrudan ya da hani dolaylı yönden key olarak kullanılıyor. Direkt olarak derken yani direkt asal sayıyı biz key olarak kullanabiliriz. Ya da bu asal sayılar üzerinde yapacağımız işlemlerden çıkan sonucu biz key olarak kullanabiliriz. Yani ilk işimiz ne burada? İki asal sayı seçeceğiz. Şimdi burada işlem kolaylı olsun diye böyle küçük seçilmiş ama gerçekte bunlar çok büyük asal sayılar seçiliyor. Biraz da hani deşifreleme işlemi biraz da zorlaşsın diye. Neden deşifreleme işlemi zorlaşacak? Onu da bu işlemi yaptıktan sonra size anlatacağım. Daha sonra biz burada arkadaşlar ikinci işlemimiz şöyle yapayım biraz daha açık gözüksün. Şuraya ikinci satıra bakalım. Biz bu seçtiğimiz iki asal sayıyı birbiriyle çarpıyoruz ve bir sonuç elde ediyoruz. Burada bakın 17 ile 11'i çarpmış 187 buluyor. İşte bu 187 benim açık anahtarlarımdan biri olacak. Hani iki tür anahtar kullanıyorduk. Bir açık anahtara ihtiyacımız vardı. Public anahtarı. Bir de private yani gizli anahtara ihtiyacımız vardı. Bu benim için bir public anahtarlardan biri olacak. Ondan sonra bakın bu şuradaki işlem size tanıdık gelsin. Şu. Bu totient alma işlemiydi hatırlarsanız. Totient'te ne yapıyorduk? İki asal, şey, bir asal sayının bir eksiğini alıyorduk. Totient fonksiyonu bu işe yarıyordu. Totientlerinin çarpımı alınmış. Üçüncü aşamada. Çünkü P'miz neydi arkadaşlar? 17 idi. Q değerimiz kaçtı? 11'di. Bunların bir eksiğinin çarpımı 16 çarpı 10'dan 160 oluyor. Şimdi biz bu totient değerini nerede kullanacağız onu göstereceğim. Şimdi burada bir E sayısının seçilme işlemi var. Onu şurada şu şekilde göstereyim. Daha açık gözükür. Yani ben öyle bir şöyle yapsam daha açık gösterebilirim. Yani öyle bir E sayısı seçmeliyim ki yani öyle bir E sayısı seçmeliyim ki E sayımla şuradaki şu totient de bulduğum değerin yani totientlerin çarpımında bulduğum şu değerin en büyük ortak böleni 1 olacak. Bu ne demek? Yani aralarında asal olmalı. Yani matematikten eğer ki matematiğe aşina olan arkadaşlarımız varsa yani en büyük ortak böleninin 1 olması lazım. Bir aralarında asal sayı olacak şekilde asal olması için aralarında asal şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ortak böleni bulunmamalı. Yani ikisinin de asal sayı olma zorunluluğu var mı? Hayır. Yani şöyle bir şey diyelim. Mesela 4 sayısı asal mı? Hayır. 9 sayısı asal mı? Hayır. Ama bunlar ikisi aralarında asal olur. Neden? 4 ile 9'un birden başka ortak böleni yok. Bakın iki asal olmayan sayı aralarında asal olabiliyor. Aralarında asal. Yani asal değil. Aralarında. Aralarında asal olacak şekilde şuradaki totient çarpımıyla arasında asal olacak şekilde bir E sayısı belirliyoruz. Bu E değeri genelde küçük bir şey olur ve de garanti olsun diye dikkat edin bir asal sayı seçilir. Şöyle bir yani bu da bir teoridir. Bir asal sayıyla istediğiniz bir sayıyı alın. Tabii istediğiniz sayı derken ben bunun katlamının haricinde tutuyorum. Mesela bu tek bir sayı zaten 2'den başka bir çift olan asal sayı yok. Bir sayı düşünüyorum. Mesela 120. Bu ikisi aralığında mecburen asal olmak zorunda. Hatta olayı şöyle bir sonuca da bağlayabiliriz.
İki asal sayı her zaman aralarında asaldır diyebiliriz. İki asal sayı mesela 7 ile 2 her zaman aralarında asaldır. Biz biraz da buradaki işlem buradaki sayı çift olduğu için zaten hani biraz da bunu katı olmayacak şekilde aralığında asal olacak. 7 sayısı seçilmiş. Arkadaşlar bu seçtiğim sayı benim için bu da bir açık anahtar oluyor. Dikkat edin, açık anahtarları seçtiğim şeyler genellikle hani belirli işlemleri yaparak, hani sıradan işlemleri yaparak seçtiğim değerler. Hani bulduğum açık anahtar, public anahtar olarak belirlediğim sayılar neler? Buradaki E sayısı, bir de bu başlangıçta seçtiğim asal sayıların çarpımından elde ettiğim sonuç. 7 ve 187 benim neyim oluyor? Açık anahtarım oluyor gördüğünüz üzere. Daha sonra işte peki benim gizli anahtarlarım, private key'lerim neler olacak? Bunun için ise artık buradaki değerlerle işlemler yapacağım. Belli işlemler yapacağım ki yani öyle bir işlemler yapmalıyım ki zaten bunun algoritmasını belirleyen kişiler bütün hani bu zorlukları falan göz önünde bulundurarak böyle bir algoritma kurmuşlar. Hani geriye dönüşümü, geriye kırılımı yani kırılması zor olmalı. Onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Öyle bir D sayısı bulmalıyız ki hani öyle bir D sayısı bulmalıyız ki diyor. Ben bu D ile şuradaki seçtiğim E'yi çarptığımda bunun 160'a bölümünde kalan bir olmalı. Birden çok D sayısı bulabiliriz. Hani biz bu şekilde bir tane D sayısı bulmaya çalışıyoruz. Bu işlemi yaparken bu D sayılarından birinin 23 olduğunu görebiliriz. İsterseniz hani 23 ile 7'yi çarpın, 160'a bölümünde kalanın bir olduğunu göreceksiniz. D sayısını buldum. Bakın, D sayısının ben belirli işlemler sonucunda yaptığım için, hani şuradaki işlemler hani geriye dönüşümü zor olan ve de geriye dönüşümünde bir de çok olasılık yani olanak verebilecek bir değer olduğundan dolayı ben buna private key yani gizli anahtar diyebiliyorum. Onun için buradaki D 123 şey pardon 23 diyelim benim için artık gizli anahtar değerlerinden biri. Daha sonra arkadaşlar ben buradaki şöyle yapalım. Şeyin devamını çekelim buraya. Pardon. Şuradaki işlemi falan alayım. Almış mıyım ben buraya? Evet. Şuradakini harf ifade olarak göstereyim ben onu size. Şurada. Hani benim elimde bir tane mesaj var. Artık ben bu değerleri nasıl kullanacağım? Mesela diyoruz ki biz burada 80 artık bizim elimizde gerekli veriler var. Ben bu 88 sayısını ne yapacağım? Şifreleyeceğim. Sonra ben bu şifrelinin değeri de deşifreleyeceğim. 88 sayısını şifrelemek için hani bu E sayısını keyfi seçmiştik ya aralarında asal olacaktı. Onun üstünü alıyorum. Mod 187 yapıyor ve bir değer buluyor. İşte bu benim 88 sayısının RSA tarafından hani 11'e dönüştürüldüğünü görüyorum. Artık bu benim şifreli verim oluyor. Yani 88'in şifreli bu kurduğumuz düzene göre şifreli hali 11 oluyor artık. Şimdi buradaki 187 sayısını da zaten hatırlayın arkadaşlar. 187 sayım neydi? Başlangıçtaki iki asal sayının çarpımıydı. Ben ne yapıyorum? Bir tane veri alıyorum. Veriyi şu üzerine şu keyfi seçtim E sayısına. Modu bunu alıyorum ve 11 elde ediyorum. Şimdi burada dikkatinizi şuna vermenizi istiyorum. Dikkat edin arkadaşlar, bu bir şifreleme işlemi değil mi? Ben demiştim ki asimetrik kripto sistemlerde şifreleme işlemleri açık anahtar, public anahtarlarla yapılır. Ve de bu public anahtarlar zaten public adı başı üstünde herkes görebilir. Herkese açık bir anahtardır. Yani herkes senin bu public anahtarını alarak şifreleme yapabilir. Ama senin gizli anahtarların onun elinde olmadığından dolayı deşifreleme işlemlerini onlar yapamayacak. Sadece ve sadece gizli anahtarlara sahip kişiler bunları yapabilecek. Şimdi bakalım bir buradaki değerleri. Bakın burada kullanılan değerlere bakıyoruz. 88 zaten verimiz. Ekstra 7 ve 187 kullanılmış. Bunların ne olduğuna bakalım. 7 ve 187'nin açık anahtarlarımız olduğunu görebiliriz zaten burada. Bunlar zaten açık anahtarlarımız. Bunların hani herkes bilebilir ve herkes bu açık anahtarlarla şifreleme yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu biliyor diye bunları elde edebilir mi? Hayır. Hani şimdi siz şöyle bir şey diyeceksiniz. Bunları zaten hani şuradaki değerleri ben buradan çıkardım değil mi? Yani buradan falan buradaki işlemlerden falan çıkardım. Peki bu kişi de aynı şekilde bunları
kullanırken, açık anahtarı kullanarak bunları elde edebilir mi? Hayır arkadaşlar, elde edemez. Neden? Çünkü buradaki E sayısını, hani 7'yi falan ben seçtim de, şurada D çarpı E, pardon, şöyle şuraya yollayayım. Şuradaki D çarpı E'deki D sayısını ben 23 değil de başka bir sayıda bulabilirdim. Niye? Çünkü buradaki işlemi sağlayacak birden çok değer vardır. Çok fazla. Hatta teorik olarak sonsuz değerlikli bir durumdur bu. Hani hangisini kullandığımı kişi bilemeyecek. Ben burada herhangi bir değerini alıyorum. İşte bunun geriye dönüşümün nasıl olacağını biraz sonra göstereceğim. Hani neye, hani bunun zorluğu neye dayanıyor? Onu açıklayacağım. Biz örneğimiz üzerinden devam edelim. Şimdi ben bu 11'i buldum. Ben dedim ki hani buraya kadar herkes yapabilir. Niye? Public anahtar herkesin elinde var. Şimdi gizli anahtar elinde olanların ne ayrıcalığı var burada? Tabii ki de şu 11'i 88'i geri çevirebilecek, yani deşifreleyebilecek kişiler bunlar. Bunu nasıl yapıyor? Bakın, 11 üzeri 23 kullanıyor. 23'ün ne olduğunu hatırlayın. Şurada seçtim D sayısıydı değil mi? Hani burada bulduğum D sayısıydı. İşte bu 23 değerini buluyor. Hani zaten var elinde. Hani gizli anahtarımız o kişinin elinde ki o ancak deşifreleyebilsin bu şeyi. Alıyor 23 kullanan 11 üzeri 23'ü mod 180'i de vuruyor. Kalanı bize de 88'i verecektir. Yani bu şekilde hani şifreleme işlemlerinde ben public bir anahtar kullanıyorum. Herkes bunu yapabilir ama deşifreleme işleminde ise gizli anahtar kullanıyorum. İşte bu asimetrik kripto sistemlere verebilecek en güzel ve en açıklamalı örneklerden biri bu. Peki ben bunu nasıl kırabilirim? Nasıl şey yapabilirim? Şöyle bir tanım vardı. Oraya geri döneyim tekrardan. Res sahanın güvenliği büyük tam sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorunluluğuna dayanır. Şimdi bu nasıl oluyor? Hani ben dedim ki orada ben D sayısını falan seçerken birden çok değer gelebilir. İşte ben bunların çarpanlarını ayırabilirsem ve de bütün çarpanlara ayırdığım şey durumları tek tek deneyebilirsem ne olur? Ben hani bulabilirim ama şu anda günümüzde normal makinelerde hani bu işlemin yapılması seneleri aldığı için biraz zorlu bir şey. Yani kesinlikle ve kesinlikle bizim yani bunu çözmemiz için yani şu an yani teorik olarak yani kendi elimizdeki makinaların durumuna bakarak hani onun için kesinlikle diyorum. Yoksa kesinlikle diye bir şey yok. Kırılamıyor mu? Evet kırılıyor. Süper makinalarda bunlar sağlanabiliyor. Ne yapabilirim ben bunu? Yani çarpanlara ayrılma problemini falan geçtikten sonra uygun bulduğum değerlerle yani şuradaki yani bir nevi şuradaki asal sayıları falan bulmaya çalışıyorum ben. Bu asal sayıları elde ettikten sonra bitmiş oluyor işim. Çünkü niye? Hani ben şuradaki 187 sayısı verilmiş ya. Ben bu 187 sayısını nasıl elde ettim? Tamam ben biliyorum bu kesinlikle ve kesinlikle iki asal sayının çarpımı bu buna eşit diye direkt bilebilirim ama hani bunun çok büyük sayılar olduğunu düşünün siz. O zaman ne olacak? Sıkıntı, durum sıkıntıya çözülecek. Yani ben bunu çarpanlara muhakkak ayırmam lazım. Ha bunu şey yapamaz mıyım? Yani şuradaki örneği. Pardon şöyle örneğimi. Hani şuradaki örnekteki şu 88 benim elimde 11 olsun. Fabrika anahtarların falan olsun. Ben bunu geri şuna çeviremez miyim 88'e? Şunları bilmeden. Evet bunun yani benim makinede bile bu işlem çok basit bir sürede yani daha kısa bir sürede bitebilir. Ama hani dediğim gibi bunlar biz başlangıçta neler seçtik? İşte P sayısını, Q sayısını çok küçük değerler seçtik. Buradaki E sayısını da yine çok küçük değer seçtik ve de işlem kolaylığı olsun diye buradaki D sayısını da küçük olarak seçtik. Biz bunları çok büyük sayılar olarak seçtiğimizi düşünün. Ki o zaman ne oldu? Bakın burada ne var? Üst işlemi var. Hani burada büyük bir sayılar elde edilecek. Ki bunların geri dönüşü çarpanlara ayrılması o kadar zorlaşacaktır. Ama bunu bu şekilde genel kültür olarak bilmeniz yararınız olacak. Bu arada akademik bilişimin kriptografi sorularından öneleme için sorular falan vermişti. Onların sorularından biri de buydu zaten. Resanın kırılması neye bağlıydı diye. Cevap da zaten çarpanlara ayırma zorluğu oldu. Aşikar artık. Bakın arkadaşlar hani şunu diyor. P ve Q sayılarını ben öyle bir seçmeliyim ki en eşittir P çarpı Q'dan kolayca hesaplanmamalı. Yani ona göre P ve Q sayıları belirlemeliyim. Bunu diyor bize. Burada seçebileceğimiz şimdi arkadaşlar şunları göstermek isterim. Yani Gauss algoritması şunu kesinlikle bilmenizi isterim. Hani matematiğe gerçekten ilgisi olan arkadaşlarımız varsa hani bundan sonra hani onlarla ekstradan da bunun için çalışmalar falan yapabiliriz. Yani ben biraz da hani bu eğitimi tek başıma ben vermeyeceğim. Yani bir yandan işte Oğuz kardeşimiz de var, Mehmet kardeşimiz de var. Zamanı yeterse Burak da yardım edecek. Hani ama ben biraz özellikle işin bu tarafını çok çok hani uğraştığım için
Hani bunlarla uğraşmak isteyen, hani en azından bir kalkülüs dersi falan alan kişileriniz varsa, ha bunlar üzerinde tartışmalar falan yapabiliriz onlarla. Ayrıca bir şekilde bir grup, Skype grubu kurup bunlar üzerinde çalışmalar falan da yapabiliriz. Onu da zaten dersin sonunda sizler bana belirtirseniz ben ona göre bir şey yapabilirim, sayıya göre. Bakalım burada bizim için yani şu anda ileriki uygulamalarımızda işimize yarayacak bir şey var mı? Bakın arkadaşlar, açık anahtar dağıtım şeyine falan bakın. Hani demin size söylemiştim. Simetrik kripto sistemlerde tek bir yere verip diğerine gönderilebiliyordu ama burada gizli anahtar dağıtım problemi yine burada da yaşanacak. Gizli anahtarı bu şekilde çift taraflı. Ta dersin başında ilk anahtar dağıtım yani distribütörü gösterirken orada da bu durumu ele almıştım zaten, anlatmıştım. Sefa'yı hatırlayın. Şu sertifika olaylarına zaten değineceğim. Zaten unutmayın arkadaşlar, bu sertifikalar olsun, SSL olsun, bunları ilerleyen şeylerde uygulamalı olarak bizzat kendi sertifikamızı falan yazacağız. O şekilde göstereceğim. Hatta yani yapacağımız işlemler şurada şu şekilde. Hani ben bunu şey olsun diye, yani kullanacağımız şeylerin burada var olduğunu bilmeniz için, hani buradaki teorilerin uygulamada bir işe yaramadığını düşünmeyin diye burayı şöyle açık tuttum. Hani şunları falan gerçekten kurup yani kendi sertifikamızı falan yazacağız kesinlikle. Bakalım burada bize işimize yarayacak şu anda bir şey pek yok. Şimdi buraya kadar, şimdi bundan sonraki şunları falan geçmeden evvel, şu doğrulama işlemleri ve hash fonksiyonlarını falan geçmeden evvel sorularınız varsa onları alayım. Çoktan beri bir sesiniz falan da çıkmıyor zaten. Bir sorunuz falan varsa onları alalım arkadaşlar. Devam edelim ona göre. Şimdi şöyle oluyor. Pratikte bu anahtar tam olarak nerede bulunuyor? İşte bu açık anahtarları yani şimdi birebir iletim için önce örnek vereyim. Sonra genel olarak mesela bir OpenSSL'in falan yaptığı şekilde anlatayım. Veyahut diyelim ki biz bir sunucu kuruyoruz. Buradan böyle şifreleme yapacağız. Açık anahtar nasıl dağıtılıyor onu şey yapayım. Şimdi kişiler arasında bu açık anahtarı mesela biz yapacağımız örneklerde inşallah hani laboratuvar ortamımız bir sıkıntı olmasın şu virtual machine üzerinde. Bu arada sorularınızı yazın. Ben birinize cevap verirken bir sonrakine falan geçeceğim. Bu arada sorularınızı yazın, yani sıkıntı etmeyin. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben gidip mesela direkt açık anahtarımı oluşturduktan sonra elimle hani alacağım mesela oradaki ilgili dosyaları falan alacağım. Açık anahtarların falan ilgili dosyaları falan alacağım. Direkt kendim elle şey yapacağım. Hatta şurada bilmiyorum hani şeyini falan duruyor mu hala? O kendi oluşturduklarım falan vardı. Varsa onları göstereyim. Saniye arkadaşlar. Bu arada sorularınız devam etsin arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Durmayın. Şöyle. Şöyle bir şimdi açalım.
Buradakiler standartlarmış vesaire. Şimdi bunların arasında bulmak da biraz sıkıntı olacak. Ya şöyle diyeyim arkadaşlar, ben size direkt mesela şurada bir, evet. Şimdi arkadaşlar bu benim private key. Mesela burada bir yaptığım bir çalışmada oluşturduğum bir private key. Bakın oluşan key'i görüyor musunuz? Hani biz deminki basit şeyleri falan düşünün. Hani ileride başka algoritmalar falan kullanacağız. Onda oluşan key'leri düşünün. Yani kaldı ki, yani bu key'i kırmak kaldı ki, yani yanında bir de şifreli metnimizi kıracağız. Hani şifreli metni zaten kıramıyoruz. Key'i zaten hiç kıramayız. Yani bunlar biraz daha zorlaşıyor. Aynı şekilde yani bizim public key'imiz de bu şekilde bir şey oluyor. Biz bunları böyle bu şekilde alıyoruz. Kopyalayarak hani birbirimizle, yani kişisel böyle iletimlerde bu şekilde paylaşıyoruz. Diğer türlü ise şu şekilde oluyor. Bunları mesela açık ana tabanına yayınlayacağım böyle yerler var. Siteler olsun vesaire böyle. Hani sertifikaların için olsun. Yayınlayacağın yerler var. İlgili şeylerde falan, mesela diyelim ki bir program yazdın. Programda mesela açık anahtarı falan gereksinimi duyuyor. Yazacağım programda, o siteden, o yerden otomatikman bunu kendine indirebilecek şekilde bir şey yazarsın. Ufak bir kod parçası eklersin. O şekilde elde edilebilir. Yani bunların hani piyasada bulunması hiçbir sıkıntı yaratmaz yani kimseye. Şimdi şu soruya cevap vereyim. RSA'nın kırılması olayında algoritmanın ezbere bilmek zorunda mıyız? Tabii RSA'nın hani geri dönüşümünde tek tek işlemlerin falan nasıl olduğunu bilmek zorundayız. Ama öncelikle ne yapmamız lazım? Bizim bu key'i bulmamız lazım. Key'i bulmamız için ise hani bizim elimizde olan o deminki örnekte 187 sayısı vardı ya. Şurada şöyle göstereyim, daha iyi görün. Hani şu 187 sayısı gibi bir iki asal sayının çarpımından bir sayı elde ediyoruz ya şurada. İşte bu daki sayının çarpanlara ayırabilmeliyiz. Hani bu mesela çok basit şekilde kırıldı. Niye? 187'nin 17 ile 11'in çarpımı elde edildi. Çok rahat bir şekilde gözüküyor. Ama bunun çok büyük bir sayı olduğunu düşün. Bu işlemi yapamazsın. Ha tabii geriye dönüşümünü de algoritmanın tek tek basamaklarını bilirsen daha hızlı bir şekilde bu işlemi, deşifreleme işlemini yapabiliriz. Hayır arkadaşlar, bu şifre, yani metni bu şekilde şifreliyoruz ve o şifreli metni karşı tarafa yolluyoruz. Karşı tarafta private key zaten mevcut önceden. Hani bu anahtar dağıtma mekanizmaları falan bunu yapıyor ya da elden ele veriliyor. Hani dersin başında verdiğim örnekleri hatırlayın. Yani o şekilde ne yapılıyor? Al sana kardeşim anahtarım bu. Ben sana bir şey yollasam bunu açabilirsin diyorsun. O şekilde açılıyor. Evet, şifrelenmiş dosyalar falan çözün. Evet, yani şey falan yaparız ya. Yani böyle istekler falan olursa isterseniz kesinlikle yaparız. Çünkü hani ne yaparız? Burada ufak bir C'de olsun, Java'da olsun, herhangi bir programın diliyle bir şey kodlarız. Hani onun içinde çözüm amacını hem kod olarak görürsünüz hem algoritmik olarak görürsünüz. İşlemlerin nasıl yapıldığını daha iyi şey yaparsınız. Başka soru falan yokmuş zaten. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şeyimiz daha var. Şimdi mesaj doğrulama, bunları pek şeyleri falan girmeyeceğim. Şuradaki işlemleri falan ben size vereceğim zaten. Şöyle şurada göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani biz şu ana kadar ne yaptık? Dedik ki benim elimde bir veri var. Ben bunu işte Serkan'a yollayacağım. Ama kimsenin bunu görmemesini istiyor. Bu problemimizi çözüm olarak şu ana kadar anlattıklarımızı sunabildik. Yani bunları bu şekilde gösterdik. Ama hani bazı durumlarda benim göndereceğim verinin gizliliği hiçbir şekilde önemli değil. Hani veriyi şifrelemenin yani bir anlamı yok. Ama şöyle bir şey diyorum. Ben diyorum ki tamam, ben bu verimi şifrelemiyorum. Hani gören görsün, trafiği inceleyen kişi incelesin ama hani inceleyen kişi görebilir. Sıkıntı olmaz benim için ama karşı tarafa kesinlikle ve kesinlikle mesajımın bütünlüğü bozulmadan gitsin. Hani böyle bir durumda istiyorum. Mesela ben bir bildiri yayınlıyorum. Bu bildiri herkes görsün. Fark etmez ama ben bu bildiriyi karşı tarafa yollarken bu bildirinin bozulmamasını istiyorum. Araya giren kişi bunu düzeltse bile karşı taraftaki kişi
bunu almasını istiyor. Böyle durumda şöyle bir şey yapılıyor. Ben mesajı yolluyorum. Mesajı normal yolluyorum. Ama mesajı aynı şekilde özellikle hani burada bir şifreleme algoritması kullanıyor. Yani yine anahtarlı bir şey olabilir ya da bir hash fonksiyonu falan olabilir. Hani bir şifreleme algoritmasına koyuyor. Hani elimde artık benim yollamadan evvel iki tane veri var. Bir verimin kendi orijinal hali, bir de şifrelenmiş hali. Ben bunu ikisini birlikte birleştirerek karşı tarafa yolluyorum. Karşı taraf ne yapıyor? Şunu alıyor. Mesajın zaten açık hali elinde var. Bir de burada şifrelediğim şeyi deşifreliyor. Deşifreledikten sonra şuradaki çıktıyı alıyor. Orijinal yolladığım metinle kıyaslıyor. Diyor ki eğer bu ikisi birbirine eşitse, birbirine aynısıysa demek ki bu veri bana gelene kadar hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış diye. Gönül rahatlığıyla o mesajın benden geldiğini anlayabiliyor. İşte bu Message Authentication Code deniyor buna. Yani Mac. Yani bildiğimiz donanımın kendi özel adresi olan Mac değil bu. Kısaltılmış Mac olduğu için hani bu derste Mac diye bahsedeceğim olay bu olacak. Hani olayın ne olduğunu ne ilgili fikir edinmişsinizdir. Şimdi biz araya bir kötü kişiye koyacağız. Şöyle bir şey olsun. Ben geldim. Yani mesajı yollayacağım. Hani A kişisinden B kişisine ben mesajı yollayacağım. Şimdi benim yollayacağım şey şu. Diyorum ki yarın ders var diyorum. Ben bu yarın ders varı açık olarak karşı tarafa yollayacağım. Hani şuradaki A kişisinden karşı tarafa şuraya iletmem lazım. Şimdi bu karşı taraftaki B kişisi bunu alacak yarın ders varı ama şurada bir C kişisi de olabilir değil mi? Bu ne yapar? Bunu dinler, alır bunu. Yarın ders varı alıp şunu yok yazar. Ne olur B kişisine yolladığında bu çocuk derse gelmesi gerekirken derse giremeyecek. İşte bunun yani bu tarz şeylerin önüne geçmek için bu Mac'ler kullanılıyor. Ya bunun için ne yapıyoruz? Ben geliyorum bunu yarın ders varı alıyorum. Bir şifreleme algoritma yani burada örnek olsun diye MD5'in içine şey yapacağım. Yarın ders var diyorum ben burada. Aldım ben bunun yanında şuradaki verinin yarın ders varın yanında bir de şunu yolluyorum B kişisine. Yani bunları ikisini birlikte yolluyorum. B kişisi bunu alıyor. Diyelim ki şu C kişisi bu veriyi elde ediyor. Şunun ne olduğu hakkında bir bilgisi yok. Tamam burada MD5 olduğu açık açık belli de ama şeyi falan bilmiyordur. Hani bizim orada kullanacağımız şifreleme algoritmasının ne olduğunu bilmediğini varsayıyorum. Bir de oradaki şifreleme algoritması belli bir anahtarla yapılıyor. O anahtarı sadece A ve B kişisi biliyor. Geldi bunu sadece şuraya şey yaptı. Yarın ders yok diye B kişisine yolladı. B kişisi şu veriyi aldığında bunu deşifreleyecek. Şunu deşifreleyecek. Yani aynı şekilde şunu da şifreleyebilir mi? Hani şunla şunu kıyaslayayım diye. Onu da yapabilir ama şu daha sağlıklı. Yani biraz düşünce neden olduğunu anlayacaksınız. Hem bunu ne yapıyor? Deşifreliyor. Deşifrelediğinde şunun yarın ders yok değil de yarın ders var olduğunu şey yapar. Ya da şunu şifrelisin. Yani biz burada daha örneğimizde daha kolay olur. Yani şunların arasında bir kıyas yapması lazım. Bir karşılaştırma yapması lazım. Şu yarın ders var yoku alıyor. Uygun şeye koyuyor. Alıyor. Elinde bir tane hash değeri oluyor artık bunun. Yani B kişisinin elindeki hash değeri ne oluyor? Bu oluyor. Bakıyor şuradaki hash değeriyle yani şuradaki çıktıyla şunu kıyaslıyor. Birbirine eşit mi? Hayır değil. Demek ki yolda biri tarafından bu değiştirilmiş diyebiliyor. Eğer ki buradaki kişi şuradaki C kişisi bunu şey yapmasaydı değişikliğe uğratmasaydı ne olurdu? Bu kişi gelip bunu şey yaptığında şu değeri elde edecekti şunun yerine. Pardon. Şöyle yapayım. Bunu elde edecekti. Bakıyor evet bunlar birbirine eşit. Demek ki bu yolda gelirken hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramamıştır. Dikkat ederseniz çok güzel bir yöntem ve çok güzel bir çözümdür bu. Tabii bunları kullanacağız ilerleyen şeyde. Onun için biraz önemli. Bakın burada hani klasik şeyler falan var. Yani Mac değeri mesajın bütün bitlerine bağlı olmalıdır. Hani çığ etkisi. Hani göstermiştim hani bir bitteki bir değişiklik bile çok büyük hani çıktı da çok büyük değişikliklere yol açmalı diye.
Bakın Mac değerini verecek bir başka mesaj bulmak zor olmalıdır. Bakın bu da çok ciddi bir problem. Hani buradaki Mac gereksinimleri aslında bize hash algoritmalarının üretimine yönlendirecek. Bu ne demek? Şu demek. Hani burada yarın ders var, bunu üretiyor değil mi? Ben yarın ders var, aynı zamanda yarın ders yok da şu değeri üretseydi ne olurdu? Yani benim şifreleme algoritmam şu yarın ders varla yoku aynı şu çıktı üretecek şekilde yapsaydı. Yani çakışmaya müsaade edecek şekilde bir algoritma olsaydı ne olacaktı? O zaman hani B kişisi istese hani bunu kontrol ettiğinde aynı çıktığı görecek. Ha A'dan bana gelen şey bu olacak diyecekti. Hani bu kesinlikle budur diyecek. Halbuki bu adam yarın dersin var olduğunu söylemişti. Hani böyle bir problemle de karşı karşıya gelir. Yani gördüğünüz gibi zaten bunların hash'teki temel özellikler olduğunu anlayacağız biraz sonra. Özet fonksiyonlar. Arkadaşlar şimdi özet fonksiyonlar yani dijital imza olarak kullanılıyor. Aynı demin Mac'teki aynı özellik aslında burada da var. Hani mesajının yanına ben kendi dijital imzamı bu şekilde yolluyorum. Ama bunun için şuradaki şeyi anlamanız için zaten sunumlar dağıtımında tekrar edecek olan olursa şunları çok rahat anlayacaktır zaten. Ben bir hash fonksiyonun özelliklerine falan bakalım. Hash fonksiyonu şöyle özettir ve de özet her zaman sabit uzunlukta bir çıktı üretmelidir. Şu ne demek? Şu site çok faydalı olacak bizim için bu anlatımda. Bakın arkadaşlar sadece A harfine bastım. Tek karakter 8 bit verdim. Şurada göreceksiniz 32 hane var. Şurada. A harfi tek başına bunu bu şekilde sağlarken yani ben şurada şu şekilde sancaklar yazayım. Ve de yanına abartayım. Şu şekilde şunu da yazayım. Ve de şöyle farklı karakterler de koyayım. Bakın yine oluşturdum. Bunun da bir değeri oldu dikkat ederseniz. Ve de yine aynı uzunlukta. Aynı şekilde buradaki hani SHA değeri de biraz sonra görürüz herhalde sunumda olmadıysa ben yine anlatacağım burada. Secure Hash algoritmi var. Hani buradaki şey de sabit uzunlukta bir çıktı üretti. Yani burada girdiğin uzunluğundan bağımsız olarak çıktı her zaman sabit bir uzunlukta bir değer üretmek zorunda. Bu önemli bir özellik. Bir de şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz hani küçük bir girdiyle büyük bir girdinin hani hesaplanma süreleri hemen hemen aynı sürede. Hani şu anda bizim verdiğimiz bu değerler için gözde algılayabileceğimiz bir süre değil bu tabii. Ama mesela büyük bir metin dosyasını falan hash'ini almaya çalışsak bunda da hesaplanması kolay olmalı. Böyle bir özellik olacak. Bir de şöyle bir şey var. Tek yönlü dediğimiz olay var. Şöyle şuradan gösterelim. Yani ben buradan şuradaki elimdeki şu veriden mesela diyelim ki ben buraya Revo yazıyorum. Bu Revo'nun değeriydi değil mi? Şuradaki. Hani ben şundan Revo'yu geriye hiçbir şekilde bulamamam lazım. Hani buradaki yani deşifreleme olayımın hiçbir şekilde olmaması lazım. Ha tabii şimdi diyeceksiniz o zaman MD5'i falan nasıl kuruyorlar? MD5 tamamen deneme yanılmalarla, Word listelerle önceden oluşturulmuş Rainbow Table dediğimiz şeyler falan var. İşte hani değerlerin karşısında hash değerleri falan var. Bunlar arasında kıyaslama yaparak bulunuyor. Ha onun dışında şeyler falan var mı diyeceksiniz. Ha bununla ilgili falan çalışmalar yapılıyor. Hani bit dinleme denilen bir işlem var. Ha bunlar bizim konumuzda falan değil. Yani dedim ki ilgilenen kişiler falan olursa kriptografi grubu kurabilirim. Grubu değil hatta kulübü kurabiliriz. Ha onun üzerinde bunları tartışabiliriz. Fazla zamanınızdan çalmak istemiyorum arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi yani demek istediğim şu, şundan şu girdiği hiçbir şekilde elde edemem lazım. Bakın arkadaşlar hani ben buraya 1 2 3 4 hani bildiğiniz üzere en çok kullanılan şifrelerden biri 1 2 3 4. 1 2 3 4'ün çıktısı bile ne kadar değişik bir şey olduğunu görebilirsiniz burada. Diğer özelliklere bakalım. Şurada işte x elinde y'nin bulunması veya x'ye öyle bir x'ye ikilisini bulacağız ki hani çıktıları birbirine eşit olmasın. Bunlar işte şurada collision denilen şey Türkçe'ye çevirmiş çakışma dediğiniz olay. Çakışma olayı şu. Ben bu hash algoritmasına bir tane x değeri, farklı bir x değeri atıyorum. Bir tane de y değeri atıyorum farklı zamanlarda. Bakın çıktıları ne olacaktır? Mesela diyelim ki ben buraya işte deneme
bir yapayım. Bunun çıktısı bu oldu. Şöyle şu üst tarafta dursun. Pardon. Şöyle dursun. Bir de deneme 2 yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu arada diğeri gitti. Onu şuraya yapıştırayım. İkisi gördüğünüz gibi farklı değil mi? Ama öyle iki tane ben girdi bulacağım ki ikisi de aynı çıktıyı verecek. Bu ne demek oluyor? Sıkıntılı bir durum. İşte buna çakışma buna deniyor. Ha, tabii bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Biri X velide Y'nin bulunmasına, biri de her X ile Y birlikte veriliyor. Çıktıların eşitlik durumuna bakılıyor. Yani buna birine zayıf çakışma, diğerine güçlü çakışma deniyor. Ama genel olarak çakışmanın bu olduğunu bilin. Birthday paradox. Eğer ki unutursam ödev verince bu sizin ödeviniz, hatırlatın bana. Bu güzel bir olay. Hani şaşırırsınız. Çok çok güzel bir şey. Hatta şöyle bir şey var. Diyelim ki 23 kişilik bir sınıf olduğunu düşünün. 23 kişilik bir sınıf. Bir günde 365 gün mü? Bir yılda bir 365 gün var. Hani o 23 kişilik sınıfta iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığı yüzde kaçtır desem çok düşük bir ihtimaller falan. Eğer ki bu birthday paradoksunu falan daha evvelden duymayanınız varsa hani çok düşük ihtimalle versin. En fazla %5, %3 falan dersiniz. 23 kişilik sınıfta eğer ki hani iki kişinin aynı gün doğma olasılıkları %50'dir arkadaşlar. Yani çok büyük bir oran. Yani %50 olasılıkla kesinlikle ve kesinlikle orada en az bir tane iki kişi aynı günde doğmuştur diyebiliyoruz. %50 olasılığı var bu durumun. Bunu araştırmanızı isteyeceğim. Birthday paradoksu. Çok güzel bir olay. Yani muhteşem bir paradoks. Bunu öğrenin. İşte deminden beri kullandığımız MD5 var. Message Digest diye adlandırılan. Daha evvel de MD2, MD4 falan kullanılıyor. Bunlarda falan çakışmalar bol bol elde ediliyor. Ondan sonra MD5 falan geçiliyor. Tabi belli bir yerden sonra bu MD5'in de falan anahtar boyutlarında falan değişiklikler falan yaşatarak böyle değişik versiyonları falan çıkıyor. Belli bir yerden sonra bunun da pek kullanılmıyor. Ondan sonra önerilen bir şey var. Şurada Secure Hash algoritmi dediğim şu SHA'lar falan var. Tabi şurada en çok kullanılan artık hani daha güvenli olduğu için SHA-512 kullanılıyor. Bu 512 anahtar boyutu ile ilgili bir şey. Bunun böyle olduğunu bilin. Burada kıyaslamalar falan var ve de diğer hash algoritmaları falan var. Hani merak ettiğiniz falan varsa kendisi ekstradan bakabilir. Hani benim bunlar için vermek istediğim şeyler bunlar bu kadardı. Sayısal imzaları falan bakalım bir. Sayısal imzalar arkadaşlar nedir? Hani gerçek hayattaki imzanın birebir aynısıdır aslında. Hani biz bir belgenin altına imza atarken hani benim kendime ait olduğunu nereden anlıyor? İşte el titreşiminden kişiler benim onun altına imza attığımı eğer ki biri taklit bile etse hani benim hani el titreşimlerimden dolayı benim atıp atmadığımı anlayabilirler. Aynı şekilde hani öyle bir şey olacak ki bana has bir şey olacak. İşte dijital imzalar falan var. Bunları zaten kendimiz şu ana kadar öğrendiğimiz bütün şeyleri kripto bilgilerini kullanarak zaten ilerleyen konularımızdan biri bu. Uygulamalı olarak göreceğiz. O zamana kadar hani bunların ne olduğunu hani tekrar tekrar çalışmanızı istiyorum. Hani çünkü ilerleyen şeylerde komut gireceğim. İşte bu bunun için dediğinde ha bu neydi falan dememenizi istiyorum. Hani direkt onun o şekilde olduğunu bilin. Çünkü hatta ben size anlatımlardan sonra kesinlikle ve kesinlikle ödevler vereceğim. Ve de bunlar ciddi ödevler olacak. Hani demin ki mesela bu şeylerde, bu teorik derslerde biraz araştırmaya yönelik ders veriyor ama diğerleri biraz uygulamaya yönelik olacak. Hatta çalışmayacak. Bazı komutlar verecek, çalışmayacak. Hata nerede falan diye biraz kafa artacak ama sonunda yapabileceğiniz, işte başınızın o zamanlar ağrımamasını istiyorsanız şu ana kadar verdiğim teorik bilgileri falan tekrar etmenizi öneriyorum. Ya işte dijital imzamız da bu şekilde. Hani gerçek hayattaki imzayla bağdaştırabilirsiniz. Ya genel olarak arkadaşlar hani bu konuda hani kripto hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ya, burayla ilgili bir sorunuz falan var mı yok mu? Eğer hani sorularınızı falan şey yaparsanız bir an önce sorarsanız
Cevapladıktan sonra bir Kali Linux'umuzda bir dün ne yaptık falan bir üstün kör. Hatta hiçbir şekilde anlatmayacağım. Zaten kullanacağım ben o komutları. Şöyle bir iki işlem yapalım. Biraz giriş yapmış oluruz. Hem ilk defa hani bu işe güvenlik işine ilk defa girenler var aramızda. Ha, onlar için de bir başlangıç olur. Varsa sorularınızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hani meşgule verdiğinden dolayı durumu şunları falan görememiştim. Şimdi biz Oli DBG falan kullanırken ben onu göstersem daha iyi olacak. High voltage. Zaten sen biraz tabanın olduğu çok belli. Sen böyle ekstradan ilgileniyorsun. Çok belli. Hani burada şeyi falan anlatacağım. Onun dışında şimdi bununla da şey yapabilir. MD5 en fazla kaç karakter şifreliyor? Ama ben hep şu ana kadar kullandığımda hiçbir şekilde şey görmedim. Yani bir girdi olarak karakter sınırlaması görmedim. Hani çok büyük tekstleri bile şifreledim yani. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yani onu tam olarak hani eğer ki varsa bile şu anda hani bilmiyorum. Ya istediğiniz yok ya bunlar bir şey değil yani bunu çok basit bir şey değil mesela bu karakter sayısı bile değil. Hani diyor koca koca tekstleri falan direkt şey yapabilirsiniz. Ha, belki şey falan alabilirsiniz. Bir overflow adası falan alabilirsiniz. Sistemde çalışan şeyden dolayı. Input'un alabileceği şeyden dolayı. Ama hani bir sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. High voltage şöyle bir şey var. Yani gerçekten yani şu şuraya kadarki şeyleri anladıysanız hani az buçuk böyle bu şeyleri falan teorik olarak anladıysanız hani yapacağımız işlemler için yeterli. Yani sıkıntı olmayacak. Kadir şöyle bir şey var. Tabii hani şimdi bak şöyle düşün. Hatta sen kendin yap bunu. Şunu bir Google'da aratırsan bir arama motorundan falan bunu bir aratırsan zaten karşında 1, 2, 3, 4 olduğunu gösteren bir sürü hani tablolar göreceksin zaten. Evet, CV Müslüman kardeşim aynı. Aynen bu şekilde doğru anlamışsın. O zaman arkadaşlar hani isterseniz şöyle bir şeyi de Linux'u da tekrar edelim biraz. Bu arada bir şey daha geldi. Tamam o zaman.
Yok, fazla hesaplamaların içine girmeyeceğim. Emin olun, girmeyeceğim. Arkadaşlar, yani isterseniz siz de açın, isterseniz açmayın. Hani pek önemli değil. Hani şuradan bir açalım biz konsolumuzu. Bir iki şey falan değinim böyle. Hani en azından bir iki araç falan tanıyalım. Bizim için olacak. Kadir, hepsini tek tek deneyeceğim mi? Hayır, bak şimdi daha evvelden bu kırılmışsa, yani bir tabloda saklanırsa o şekilde verir. Ya tamam, bunların kırılması falan nasıl oluyor? O yöntemleri falan hani bir sonraki dersimizde falan şöyle bir değiniriz. Yani nasıl kırıldığını falan düşünüyorsa hani şu şekilde falan hani gösteririm yani. Hatta bizim gerçekten bayağı bir yani kendi projemiz için büyük bir sunucumuz var. Yani TÜBİTAK'ın bize verdiği bir şey. Hani o şu anda kapalı. Yani umarım o en kısa zamanda açılır. O açılır açılmaz hatta onun üzerinde bile nasıl olduğunu gösteririm ben size. Hızlı olarak nasıl deneme yanılmayla şifre kırıldığını. Size oradan gösteririm. Yani benim yaptığım zaten işlemleri ben hep onun üzerinde yapıyordum. Hash'leri falan ben onun üzerinde kırıyordum. Yani sıkıntı olmaz. Ama hepsini tek tek deneme. Bir soru daha geliyor galiba. Onu da aldıktan sonra şey yapayım. Evet, ödevlerde bir notlandırma falan şey yapacağım kesinlikle. Hani onları falan şey yapacağım böyle notlarınızı falan eksikleriniz nerede falan onları göstereceğim. Zaten bunlar biraz araştırma ödevleri falan olduğu için hani bir toplu olarak herkes yolladıktan sonra şey yapacağım. Tamam Kadir, bu şu soruyu sonra alayım daha iyi olur. Soruyu daha sonra alayım. Hani fazla süreyi de uzatmayalım videonun süresini. Anlatacağım Kadir. Onları ekstra sonradan anlatayım. Çünkü hani değişik sorular soruyor. Yani onları şey yapalım. Dün yani temel Linux üzerinde kullanacağımız komutları falan görmüştük. İnternet bağlantımdan biraz sıkıntı falan vardı. Şimdi arkadaşlar aslında size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şöyle settings'e geleyim. Network. Arkadaşlar hani eğer ki benim gibi VMware Workstation kullanıyorsanız şuradaki bağlantı şu şekilde yaparsanız hani bridge olarak yaparsanız kendi kullandığınız interneti de burada kullanırsınız. Hani Sivi Müslüman kardeşim miydi? Bir kardeşimiz şey yapmıştı hani USB ile falan alamıyorum diyordu. Hem bu şekilde USB bağlantısını falan takarken bu kale açıkken kalede de görebilmeyi imkanımız var. Hem de burada internete bağlandığınız için burada hazırladığınız şeyleri internetten mail üzerinden bu şekilde daha rahat sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu kurumlarla ilgili paket sistemini falan bilmeden de kurabilirsin. Bununla ilgili ben size gerekli dokümantasyonu sağlayacağım. Ben de hatta hiç uğraşmadım. Yanılmıyorsam iSocial kullanıyor. Hani dediğim gibi arkadaşlar şurada hani Türkçesi köprü yazar. Hani bridge halini kullanın. Hani böylelikle internet olduğunu görürsünüz. Hatta dün yapamamıştık. İçimde kalmıştı. Şöyle. Bakın Google'a ping atıyoruz. Yani Google'da bir host barındığını görebiliyoruz. Zaten ping'in olayını anlatmıştım. ICMP protokolünü kullandığını anlatmıştım. Temel network bilgisi vereceğim. Oradaki ICMP'nin ne olduğunu falan zaten göreceğiz. Şimdi arkadaşlar hani biraz işlemleri falan değiştirelim. Hani birkaç işlem falan görelim bunun üzerinde. Hani
footprint dediğimiz bir olay vardı. Hani onunla ilgili birkaç böyle kale üzerinde örnek falan görelim. Hem elimiz alışır hem gözümüz alışır. Şurada çıkan çıktılardan çünkü korkanlar oluyor. Ya en basitinden şöyle söyleyeyim, hani şuradaki bile hiç bilmeyen bir insan için ne kadar ürkütücü. Hani buradaki şeyi acaba oradaki ben ezbere bilmeli miyim? Şuradan çıkan çıktığı. Halbuki burayı ben yapmıyorum. İsteklerim doğrultusunda bana geriye dönen değerler bunlar. Tabii bunların az buçuk ne olduğunu bilmek biraz işe yarar ama bu arada ikide bir şey oluyor. Onları şey yapacağım. O sorun gelen lokasyon bir sorun. Ben gerekli dokümentasyonu sağlayacağım. Şimdi hani çıkan şuradan çıktıları gören kişiler mesela resimli anlatımlardaki genel problem veya videolu anlatımlarda falan forumumuzdaki genel problem de budur. Hani buradaki çıktılarda çok korkuluyor. Halbuki hiçbir şey olmadığını falan bir iki böyle deneme yani ısınma turu atalım bunun için. Şimdi hedef hakkında bilgi toplamanın en önemli yollarından biri de hani quiz çekmek denilen bir şey var. Bunun için hani online siteler falan var bayağı bir. Ama biz bunu kale üzerindeki quiz tool'uyla yani bu aslında bir program quiz burada. Hani komutu da şu quiz yazıyorum. Hani bu bir aslında burada kullandığım şu komutun bir program olduğunu bilelim. Bununla istediğimiz bir web server olsun veya bir domain hakkında yani gerekli bilgileri elde edebiliriz. Mesela bir direkt şey falan yapalım. Hani bunu da kendi sitemiz üzerinden yaparsak daha mantıklı olur. Şimdi bakın arkadaşlar. Quiz cyberwarrior.org yazdığımda ilgili bilgileri görüyoruz. Bakın hani oluşturulma tarihi, işte ismi, şurada kayıtlarla ilgili bilgiler, bilgilerin nerelerde hangi şeyler üzerinde olduğu, name serverların falan hangi şeyler sunucular üzerinde barındığını gibi bilgileri falan görüyoruz. Tabi bunlar modern web atak dersimizde şunların nerelerde kullanacağını. Mesela şu çok önemli bir şey. Şuradaki name serverımızı nereden aldığımız çok çok önemli. Bizimki cloud sistem üzerinde olduğu için biraz güvenli. Bunlar önemli. Bakın hani teknik olarak üzerine kayıtlı bir e-mail adresi falan verildi. Aslında bunların gözükmemesi çok daha mantıklı. Ama emin olun pek işinize yaramayacaktır bunlar. Hani şunlar bizim site için öyle diyor. Hani pek işe yaramayacaktır. Ama biz modern web ataklarında bunları tek tek göreceğiz. Benim şurada demek istediğim yani şunu bugün hani zaten kriptodan sonra bitirmek niyetim vardı. Çok video zaten çok çok uzadı. Ama bunu şunun için gösteriyorum hani korkunuz olmasın yani şuradaki çıktıdan hiçbir şekilde korkunuz olmasın. Bunları bizim işimize yarayacak veriler sadece. Ha biraz daha farklı şeyler falan yok mu? Tabii ki de var. Hani birkaç araç daha vardı. Onlardan biri mesela ben de bunu kullanırım bayağı bir. Mesela dik üzerinden falan bir de bakalım bir. Şöyle bir çıktısına falan bakalım. Hani bu biraz daha bana basit bir çıktı veriyor. Hani sunucu falan içinde bu kadar kalabalık bir şey vermiyor. Ben genelde bunu kullanırım. Onunla ilgili gerekli bilgiler burada. Bunların tabii ne demek olduğunu falan hepsini tek tek göreceğiz. Şu da gözünüzden kaçmasın arkadaşlar. Şuradaki dana. Güzel bir şey anlatıyor aslında. Neyse devam edelim. Fazla bozmayalım bunu. İsterseniz hani name serverlarına falan tek tek bakmak istiyoruz. Hani tek tek ben işte bunu yazıp bu kadar çıktığı için de falan ben sadece name serverlarıyla ilgileneyim. Hani sadece tabii şu anda mesela name server'ın ne olduğunu da bilmemiz çok doğal. Hani bunda sıkıntı etmeyin. Hepsini tek tek öğreneceksiniz. Hani ben ileride daha mantıklı gelecek bunlar. Yani ben sadece name server'larla ilgili bilgilere bakmak istiyorum. Ve de hani çok kısa olarak adresi, ilgili adresin IP'sini falan bakmak istiyorum. Ve de bunu birçok domain üzerinde görmek istiyorum. Hani tek tek bunun için şey yapmayayım. Onun için ise Enes Lookup denilen bir programımız var. Şey yaptığımızda bir alt line'a geçecek. Command line'a. Biz burada sadece ilgili hani name server ile ilgili bilgi almak istediğimiz sitenin ismini giriyoruz. Yetiyor. Mesela yine şey üzerinde şeye bakalım. Enter yaptığımda bakın daha basit, daha yalın. Sadece yani benim bu işi çok kullanacağım. Daha basit böyle bir çıktı üretiyor. Hatta hemen bundan baktıktan sonra ne yapabilirim? Bir sonrakine daha bakabilirim. Mesela bir tane daha siteye bakabilirim. Bakalım bir mesela şöyle bir site var.
Bakın baydemir.com'la ilgili bilgilere falan bakalım dedik. İlgili bilgileri falan görüyorsunuz. Bunları tabii dediğim gibi hani ne demek olduklarını falan tek tek göreceğiz. Yani bunun dışında birçok zaten şey falan var. Hani hepsini tek tek kullanmayacağız tabii. Hani işimize emin olun şu dig aracı tek başına yetecektir. Hani niye yetecek? Çünkü bakın dikkat edin arkadaşlar. Hani ben direkt IP'ye ihtiyacım var. Şurada IP ihtiyacını zaten buradan görebiliyorum. Bakın aynı IP'yi dikte de görebiliyorum. Aynı şekilde bakın arkadaşlar şurada whois çekerken ha bu biraz daha hani şey bilgiler falan veriyor bize. Gelişmiş bilgiler falan verebiliyor. Ama mesela ben diyelim ki direkt şuradaki name server'larla ilgili bilgi istiyor. Yani yine dik bana bunu veriyor mu? Veriyor. Daha yalın bir şekilde daha fazla bozmadan verebiliyor. Üzerinde çalışan portlar dahil hepsini bana dik aracı verebiliyor bunu. Ha, bunun gibi hani birçok şey falan var. Birçok program var. Ha, isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Hani dünkü kullandığımız bilgilerden biri şey yaparak şöyle yapalım. Hatta önce yani neredeyim ben? Kim olduğuma bakıyorum. Hangi dizindeyim? Root dizindeyim. Root dizinde desktop'um burada. Ben şimdi desktop'a gitmek istiyorum. Ne yapıyordum? Change directory desktop diyordum. Şu şekilde. Desktop'umda birden çok şey falan var. Mesela ben bir tane text dosyası açmak istiyorum. Ah Kadir ah. Bir text editörü açmak için kullandığım komut neydi? Touch'tı değil mi? Touch ne yapıyordu? Bana bir tane metin belgesi şey yapıyordu. Bir klasör ne açıyordu bana? Bir klasör açmak istesem. Make directory vardı. Onun içinde şunu kullanıyordum değil mi? Hatırlayın. Şimdi ben bir tane buraya metin belgesi açacağım. İlgili whois bilgilerini onun içine yazmayı, yani ekranda değil de onun içine yazmayı deneyeceğim. Touch diyorum. Şöyle diyorum. Quiz bilgileri diyelim. Şöyle. Bakın listelediğimde şurada quiz bilgileri diye bir text editörünün falan oluştuğunu göreceğim. Şimdi ben quiz programını kullanarak kendi sitemizdeki şeyi buraya atacağım. Ne yapıyordum arkadaşlar? Şu operatör bu işe yarıyordu. Quiz bilgileri dosyamın içine enterladığımda bakalım bir şimdi quiz bilgileri adlı dosyamın içini açacağım. Açmak için ne yapıyordum? Ben mesela cat kullanayım şu anda. Bakın dosyamın içinde bu bilgiler barınıyor. Yani bu dosyamın gerçekten içinde var mı diye bir de kontrol etmek isterseniz. Quiz bilgiler nerede? Şurada. Açtığım anda bakın bilgilerin burada yazılı olduğunu görürsünüz. Bu işlem bu şekilde. Bunun dışında hani fazla dediğim gibi çok videomuz uzadı. Hani bunu fazla uzatmamak adına zaten bunların hepsini modern web atakları dersinde göreceğiz. Onun için burada dersimizi sonlandıralım. Varsa sorularınızı yanıtlayayım. Hani buraya kadarki şeylerde eminim yoktur. Onun için ben direkt yayını kestim. Varsa şeyiniz Skype üzerinde cevaplandırırım. Ona göre ödevinizi verip hani sizin de zaten çok zamanınızı aldım. Dersimize bugün son veririz. Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.